Öncelikle haritada gözüme kestirdiğim şuradan da değil mi? Aynen. Enter site. Bunker. Şunu ben gözüme kestirdim. 1,7 milyon. Şurada daha ucuzunu da koymuşlar. Kaç bu? En ucuzu bu. 1,165 de çok uzakta bu ya. Özellikle ileri doğru uçak, helikopter falan alınırsa diye şuraları öneriyorlar. Buralarda 2,1 2 milyon. Yani 2,200 2,290 1,950 2,375. Oha, en pahalısı bu herhalde. Ha? Aynen. 2,375 1,7. Düşün yani arada ne kadar fark var. 250-375. Yuh. 600 neredeyse fark var. Yenge gitti ya. Şu an komşularla dedikodu yapıyorlar. Yukarıdakiler ne yapıyor bu saatte ya falan diye. He, şuna mı sulansam? Gidip baksam mı şuna ya? Aslında alanı da bir incelemek lazım ha. Aynen. O da var. Ben oralara ben uzayım. Enter garaj. Arabamı atlayayım bir bakayım alana. Takım elbiseyi de çekmişim. Böyle selamun aleyküm diye mülk sahibiyle orada bir görüşelim. Bir pazarlık yapalım. El sıkışalım. Benim koruma Allah bilir nerede. Neyse zırhlı arabaya ihtiyaç yok ya. Oyunun ücretsiz arabası. Buyurun abicim. Millete anlatıyor. Şu kadar milyon verdim. Bu kadar milyon verdim. Bak sıfır. Şu araba ücretsiz. Muhtemelen herkes almıştı diye. Aa, bir tanesi bu. Evet. Buyur abi. Bir tane mekan bu. Bu 220 olan galiba değil mi? Şurada yazıyor mu? Danger falan diyor. Aynen. Bir tanesi bu. Bir tanesi de biraz daha geride. Yalnız buradan da şu yola çıkıyor. Tam yol vermiyorlar galiba şeye. Sığınağa. Öbürü nerede? Aha, öbürü de şurada mı? Aynen. Öbürü de bu. 2 milyonluk da bu. Bir tanesini de gördüm. Eleman tırı da aldı. Adam öyle bir dar yerde ki. Hatta en pahalı olanı biliyor musun? Kapısından döndüremiyorsun tırı. Bayağı eziyet. Hani onu bakıyorum ben şuradan. Çıktık arabayla. Ana yola falan bağlanma. Yani o kadar para verince haliyle. Bu yolun kendisi direkt havaalanına gidiyor zaten ha. Aynen şu soldaki yol dümdüz havaalanına gidiyor. Ya 1.750'lik o zaman 1.750'lik daha mantıklı ya. Bana öyle geliyor. Yalnız buradaki havaalanına uçak çıkıyorsa var ya burası bayağı efsane olacak ha. Hoş buradan da karşıya geçmesi de eziyet. Şuraya bak. Takım elbise, ayakkabı falan rezalet lan çöpe. Ben burayı alırım ya. Harbiden burası iyidir. Değil mi? Burası gayet iyi. Hatta bir saniye. Bir şeye bakacağım. Ondan sonra da motosiklet evi tarzı bir şey düşünüyorum. O da buradan da değil mi? Aynen. Buradan. Şimdi şurada var. Aha, yakınında yok. Hani dedim şunlardan bir tanesinde de motosiklet evi olsa fena almazdı da şu var. 225 bin dolar. Böyle bir şey de alabilirim. Burada ev var dedi de ev ne var ki orada ya? Bunları nereden bakıyorduk? Dynasty'den bakıyorduk değil mi? Property tamam. Adam bir uzaklaş. Yukarılarda ev yok ki abi. Şunu mu diyorsun? 118 bin dolar. Bu ne oğlum? Burada mı yaşayacağız lan? Bana bunu mu şey gördün ya? Bu nedir? 118 benim daireye ben 1 nokta bir şey ver 1 milyon mu verdim? Öyle bir şey verdim. Aynen ben şunu bir alayım önce. Ona bir bayılalım parasını. Hatta alırken de ekstra şeylerini göreceğiz. Enkidu o 118 binliği de evden eğer sığınaktan restlenemiyorsak, canlanamıyorsak, ne işte doğamıyorsam. Buy from. Şimdi. Anladığım kadarıyla stilleri arasında da hiçbir fark yok. Banker stil 1, 2, 3. Hani fiyat olarak fark var ama action hiçbir şey değişmiyor. Onun için hani ekstra 290 bin dolar ne yapıyor ki buradan? Sarıya boyuyor. Sevdiğim bir renk de değil ki yani. Hani mavi yine belki.
Ki şu bence gayet daha güzel. Artık bayağı midpointleri falan bile beton dekor yapıyorlar. Bu iyidir, boşver. Boşa şey yapmayalım. Personal quarter. You are planning to sleep sound through nuclear Armageddon. You are going to need it. Kaç para? Bu ne yapıyor? Var mı bilgisi olan? Ya eve bakarız sonradan. Ucuna sonra her şeyi fullediğinde gene para kalmayınca sakın eksik bırakma. Tamam da şimdi. İlki dekor. İlkinin bir halta yaradığı yok. Şu acaba bir işe yarıyor mu? Personal quarter. Bu bir işe yarayabilir. Shooting range'in hiçbir işe yaramadığını gördüm. Duydum. Baktım. Save odası. İyidir o zaman ya. Her türlü oradan canlanabilirim. Ev almama gerek yok. Mantık olarak. Tamam. Shooting range'i almıyorum abi şu anda ki anladığım kadarıyla sonradan eklenebiliyormuş. Gun locker bir işe yarıyor mu? As the Wall Street to close in and you become in... Take and leave wherever you fire power you need in the personal weapon storage. Mermi parası falan mı vermiyorum? Öyle bir şey mi var? O beğenmediğini gerçek hayatta binaya tercih ediyor. O ayrı nokta. Onu karıştırma. Ona ben 10 numara tadilat yapar süper yaşarım. Tabii internet çekebiliyorlar oraya. Gun locker hakkında bir fikrim yok. Emin değilim. Transportation kesinlikle almayın dediler. Ufak bu araçlardan koyuyorlarmış ama 5 para etmiyormuş yani. Arabaları neredeyse hiç kullanmıyorsun. O 85 bin dolar da para değil. Hatta 120 ki şu daha pahalı gözüküyor ama daha uzun mu neymiş, sıkıntılıymış. Diğer taraftan bundan sadece bir tane koyuyormuş. Pahalı değilse valla Gun Locker 175 bin dolar. Toplamda oldu 2.3 milyon. Bana ne kalıyor? 1.6 kalıyor. Hemen hemen işlerimi hallederim. Yok, tam değil. 59 bin de üstümde var. Aha, tam 4 milyonum var o zaman. Aynen, tam 4 milyon dolarım var. 2 gider 1.7 kalır. 1.6 küsur. Transmission. Ha, yok. Ya buna gerek yok ya. Harbiden gerek yok. Çöp yani, bayağı çöp. Ver gitsin Gun Locker'a, kediyi salla git. Bence de şeye gerek yok ya. Transport için hakikaten gerek yok. Ben gördüğüm şeyini bayağı ufak bir yer. İmkanı yok buna binip de sağa sola gitmem yani. Ama diğer taraftan da fiyatı da 85 bin dolar da hiçbir şey değil be kardeşim. Yeri geliyor bir görevde alıyorsun onu. Tabii 59 bin dolara ben bir tane şey de aldım işte, o 2x RP muhabbeti var ya, oradan aldım. Tek seferde aldım onu. 60 bin dolar geliyor. Bunu alayım. Öbürü ama büyük. Öbürünü hiçbir türlü kullanmazmış. Öyle diyorlar. Emin değilim. Yer aldığında birden içeri alımları var. Yer aldığında bir de içeri... içerik alımları bunlar şu anda. 2.2 milyon dolara ben burayı alıyorum. Neyse haydi bismillah. Ben burayı alıyorum arkadaş. Bay. 2 milyon 275 bin dolar. Bismillah. Bunker Steel 1. Personal yes. Shooting range no. Gun locker. Transportation. Bay abi. Purchase pending, we value your customers falan filan. Oha. Set waypoint mi? Yok. Return to map. Hiçbir şeye dönmene gerek yok kanki. Burası. Lan çık hadi. Kapının önündeyim ben zaten ya. So you're the buyer. Yes. Bak. Geldim bile. Allah'ım ne olur. Bir 10 dakika sabretseler bana yeter. 10 dakika. Yeni demo giriyor burada zaten direkt. Eyvallah sağ olasın. Bir şey kaçırdın sayılır. Yeraltı sığınağını aldım. Dedim kaç para bu ya? Neyse parası verelim. Verelim, halledelim, çözelim. Yes. Ben benim, sen sensin ve budur bu yani. Bayağı anahtar. Köy kapı anahtarı gibi. Gördün mü anahtarları? Eşekler. Sıradan bir iş sadece işte. Yer sığınağı isteyen falan. Ulan altyazısı yok muydu bunun ya? Eski eve bassam demo piç olabilir. Neyse. Taşıyamadığınız her şeyi yok edin. Ulan ya. Butik otel yapabilirsin buraya diyor. Mantığını keseyim senin. Ne demek? Sen burada silah kaçakçılığı yapıyorsun. Biz de yapacağız. Para kazanacağız. Hepsinde melodi aynı şekilde çalıyor. Yes, yes, we're almost done. No, we've destroyed everything. More or less. Bak,
İzin de vermiyor. Hiçbir yere de sokmuyor ya. Anahtarlar 10 numara ya. Böyle baya bizim köydeki eski kapıyı hatırlarım ben küçükken. O kadar eşek adam anahtarları vardı. Delik delik delikti böyle ya. Böyle bakardın delikten. Sokardın tangur tungur. In this work. Hey, stop destroying things. Some of you are staying. Let's go for a little ride, shall we? Hadi göster bakalım nelerimiz varmış. Hoş sığınağı satın aldıktan sonra içini göstermenin de mantığınıyım. Almadan önce göstereceksin. Buraya tır alınıyor, onu biliyorum. Hehe, Warstock'tan. Kalacak para da onu alabileceğim. Ben burayı ilk başta upgrade yapacağım ki para hızlı gelsin. Ki burayı almadım. Ben burayı almadım. Bana da mı gösteriyor mu? Kardeşim, 750 bin dolar. Her şeyi götürün siz buradan. Diamond Terry, aleykümselam. Hoş geldin. Kapımız büyük ya. Anahtar büyük ama kapımız da büyük yani. Bunu işte satın almadım. Bu fazla uzun. Yo, öbürünü de satın aldım. Hiçbirini satın aldım. Ben tabanmayım değil mi? Yo, aldım mı? Hatırlamıyorum. 85 dolar verdim. Aldım galiba. Nereyi gösteriyor? Heh, burada takılacağız şu anlıkta anladığım kadarıyla. Aynen, Heart of the Place. Geliştirme ve üretim. Videonun adı da belli. Neydi? War God... Uf, Nicolas Cage'in oynadığı neydi ya? Dünyanın değişik değişik yerlerine satıyordu. God of War diyeceğim Allah'ım. War God mıydı? Yeni aldım ya. Yeni mekanım. 85 bin verdim tabi. Aldım. 85 bin aldım. Doğru. Kalsın ya. Roketler maşallah. Ben satarım bunları, okuturum. Derim batan geminin malları bunlar. Hacizden aldım. Roket atar falan düşsene. Hacizden aldık bunları. Gayet güzel bence de. Evet, tamam. Hadi bırak beni, ben para kazanayım artık. Nasıl kazanacağım hakkında en ufak fikrim bile yok. İlk derece çıktığımda buralarına falan böyle hızlı bir baktım. Ki fazla spoiler olmasın kendi adıma diye. Fazla incelemedim. Tamam. Hiçbir zaman tanışmadık, sen beni hiç görmedin. Tamam. Hadi görüşürüz. Yalnız şu karakter de bayağı bal dudaklı biraz. Geyimsi midir nedir artık böyle, çok acayip. Oh, bismillah. He canım, söyle. Yes. Ulan şimdi konuştuk ya. Handover Şimdi sağ altta value 0, stock 0, research 0, supply 0. Bir bakayım abi aracımıza. Bununla pek gezme dolaşmanın mantığı yok herhalde ama. Şimdi şu anlık tır alamıyoruz abi. Tır mekanı burası, onu biliyorum. The Mobile Operator Center diyorlar hatta. Hatta ona da hemen bir şöyle bir göstereyim. Neredeydi? Warstock'ta. Arkadaş 1.2 milyonda buna başlıyor ama buna da yerler seçiyorsun. Hağıdır. Hoş, bu tır zırhlı belki ama açıkçası Phantom çok daha şekil ya. Bana göre öyle yani. Living Quarter koyuyorsun istersen. İstersen Commanding Center koyuyorsun ki tarıtını falan kontrol edebiliyormuşsun bunda. Onun dışında Living Quarter, Weapon Workshop, Weapon ve Vehicle Workshop. Zaten bu ikisini koyduğun zaman 3 iptal oluyor. 3'e hiçbir şey koyamıyorsun. Bu şekilde yapılıyor anladığım kadarıyla çoğunlukla. Veyahut da burayı Living Quarter yaparsın. Personal Vehicle Storage mi? Oha! Kendi araçlarını stokluyorsun, o daymış. Interior kalır. Ya bunun da var şimdi 1.8'i. Teknik olarak bunu da alabilirim şu anda da. Kapanın ha. Ama ilk başta burayı upgrade yapmak istiyorum. Bunu almayacağım. Rukin Under. Aleykümselam, hoş geldin. Şu an bunu almayacağım. Ama tabii bu abi ne yapıyor, ona da bakmak lazım. Merhaba abi, sen şimdi benim eleman mısın? Kolay gelsin. Patronum lan ben. Ne yapıyor ki burada? Herhalde bu tırı almadığın sürece bu tamamen abi burada şey. Boş. Boş boş buna şey veriyoruz, maaş veriyoruz. Ya ne var agent? Kaç defa söyleyeceksin ya? Anladık. Aldıktan sonra aynı şeyi söyleyip duruyorsun ya.
Oğlum ben, kafam karıştı la biraz benim. Oğlum bunu uzaklaştıramıyoruz mu biz? Yakın uzak, yakın uzak. Bu kadar. Çok çok fark etti vallahi. Burası benim mekan. Tamam. İçeri kadar giriyor muyum burada? Evet, lastik izleri falan var. Neyse şöyle park et. Bakalım neler. Al 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 al. Yok yok, şimdi değil. Buranın upgrade'i var. Şimdi değil. Kazlamam. Buradan kazandığım parayla alırım. Buralar tamamen geyikmiş şu anda. CNC makinesi falan bir işe yaramıyor. İşe yaramıyor. Oğlum bayağı 3 boyutlu printer var lan. Bu bir alta yaramıyor. Bu bir alta yaramıyor. Ya bunlar tamamen geyik mi şimdi yani? Kahve de mi içemeyeceğiz? Şurası bir yere çıkış ama dur neyse onu sonra bakarım. Dışarı mışarı çıkar şimdi neme lazım bilmiyorum. Hangi kapı ne yapıyor? Bay Soda. Gerek yok. Tamam sağ olasın. Soda alabiliyorum. Çalışan bir şey buldum. Çok güzel. Milyonları verdik, çalışan bir şey. Aha. Silah mekanı bu. Customize your weapon. Machine gun. Rifle. Custom loadout. Hide all. Show hide. Ne yapıyor ki tam olarak? Anlamadım. Orası ne yapıyor tam olarak? Neyse olay bu herhalde değil mi? Register as a VIP CEO or Mr. President to access distribution logistics on the... Oh. İki garaj kapalı bir mekandan bahsediyor. Aa şurası. Valla daha şekil sanki bura be. Komşularımız falan var hemen karşımızda. Amma ne işim var? Daha mantıklı. Harbiden daha mantıklı. Şu. Değil mi? Zaten 210'unu al gitsin diyorlar. Aynen. Bu çok daha mantıklı. Bay dedik. 100 puanlık aile sorusu. Bir dakika şimdi. Buna da bir şeyler var değil mi? Right free. Harbiden free. Buna bir şey istemiyor herhalde. Route 68. 86 bin dolar. Home of the Brave. 93 bin dolar. Bu ne lan? Kalbi yol bağlamıştır. I have game yazıyor. Ne yazıyor? Bu ne lan? Vay güzelmiş. 112 bin. 119 bin. Mat. 132 bin. 150. Abi şimdi en pahalısı niye bu? We are the mods. Mods ne oğlum? Motorcycle bir şey mi diyor? Bike shop. Allah Allah. Şu fena değil. Bir de Amerikan bayrağı var. Geç onu. Bu da Amerikan yolu. Valla en iyisi bu aslında biliyor musun? Hani bedava için demiyorum da hakikaten. Devam. Bunda ne var? Dekora kaç para istiyorsun? Senin ağzını yüzünü boğdum. Oğlum mekan 200... Dalga mı geçiyorsun lan? Mekan 210 bin dolar. Allah Allah. Adamı sinir eder. Almıyorum ulan böyle alacağım. Uf, böyle de tam çapulcu. Sadece bu. 161 senin ağzına yüzüne. Uf. 98 bine duvarlardan kurtuluyoruz. Ulan be. Yak. En fazla bunu alırım. Duvarlar adam olsun yeter. Duvarları da bayağı adam ediyor. Amleme. Bu ne? A picture is worth of 2000. Bu ne oğlum? Benim şeyin 100 bin dolar mı istiyorsun ana? Bu bedava. Kartal bedava. Çok değişik zevkleri var bunu yapanların. Tamam ulan bu olsun. Muhtemelen herkes ekstra para vermiştir var ya onu yapan bulamayız. Merhabalar, merhabalar. Nerede beleş oraya yerleş. En mantıklısı. Kırmızı. Fonta para isteyeceğim mi şerefsiz? Fonta da isteyeceğim mi para? 8, 9, 10,
11, 12. Vay! Tamam. Gunlocker buraya da mı? Yok abi, istemem. Oğlum mekanın kendisi 210 bin dolar değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bu nedir ya? Allah'ından kork be adam. Yani hani sığınak olsa tamam, sığınağa girmiş 2 milyon dolar, yanına 300'ü yerleştir de yani 210 bin dolarlık yerde kim verir? Custom bike shop. Of. Bu lazım mı bu iş için ya? Custom bike sanmıyorum. Custom bike shop. You are a patron of the art and supporting local craftsmen is what you are all about. So if you don't give the guy location to the fat you got in the mod your rights for fair market price plus daha uygun fiyata motor alıp ekstra ıvır zıvır mı ekliyoruz? Yok ya. 380 308 bin dolar. İsim mi değiş? Club name? Nasıl değişiyoruz oğlum ismi? Oo, vallahi iyi dedin ha. Sword Club mı diyeyim? Daha mantıklı. Enter'la bakayım. Burada yazmıyor mu lan o? Uy, öyle olmaz. Şimdi yazdım Sword diye. Full büyük yaz o zaman ya. Değil mi? Sword Club. Enter. Aynen. Uy, hiç anlaşılmadı be. Değil mi? Lazım değil. Tamam, almıyorum o zaman. Alamam alamam. 500 bin dolar ona hayatta veremem şu anda. Ona verirsem banker işi yatar. Ki muhtemelen burada bu şirket açmak için de ekstra para isteyecekler. Bizim para iyice suyunu çekecek. Yetişmez. Kalırsa para ondan sonrasına bakarız. Tabi Sword bununla olmadı bu fontla. Askeriye gibi. Olsun. Ha? Değil mi? Askeriye gibi olsun. Tamam olsun. Onun dışında bir şey de yok. Bir 98 bin şuna verdik. Hatta o bile şart. Şart o şart, tamam o şart. Başka ne var stilde ya? 98 bin üzerine 140 bin daha mı ekleniyor? Yeri güzelleştiriyor. Vay namussuz. Bu ne kadar? Bu çok para. Bu da çok para. Hepsi çok para bunların. Yani 216 bin. Toplamda 446 bin. Çimen tarcından kısa müteahhit. Oğlum işçilikten kısacağım. Tamam yeter. 236 bin. 446 bin. Hayır. Buraya para harcama niyetinde değildim. Diğer tarafa harcayacağım. Hadi bismillah ya. Yürü gidelim. Hadi bismillah. Purchase pending value falan filan. Return to set value. Hiçbirine gerek yok ya. Return to map. Hatta map'e bile gelme. Ben zaten önündeyim direkt. Ben malı alacağım. Lan kapasana oğlum. Kaç defa escape bastım. Araba sok... He sokulmuyordu buna değil mi araba? Tamam. Çık. You are not now the president of Sword Club. I'm a president. Gir bakayım. Now I am president. Bakalım. Yo, good to see y'all. Oo, selamun aleyküm gençler. Kulüple birlikte geliyor mu ha? Yes. I guess you're going to be starting some kind of MC chapter of your own. This got all the recreational facilities your crew going to want. Yo, house, man. Sure, gym, why not? Arm wrestling table, working bar, whatever. İle girişim yapıyorlar burada. Yo, you got him. Aha, prezidente bak Allah'ını seversen. President. Presidente. Tropico geldi aklıma. Tropico 5'te yapıyordu. Presidente. Sergeant at arms, definitely an enforcer. You know, something like that. Hiç Allah'ın müzikten telif yemem. Hadi bakalım. Ne anlıyorsun? Pazar günü 45 derece ne oldu? Haşlanır lan adam. There's plenty of room to store your bikes. Every club member gets a spot. If y'all want to set up a bike shop, we can make that happen. Tamam kardeşim, onları sonra hallederiz. Biraz bir para işine girelim. Bir silah kaçakçılığına giriyorum. Oradan aldığım parayla tamam burayı kalkındıracağım. Oo, buradan da
You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses. Alışveriş olaylarını falan buradan da yapabiliyorum. Alışveriş derken diğer... Motoru götürüyor musun? Bırakaydın lan. Ben de burayla birlikte geliyor sandım. Motor Cycle Club deyince de böyle böyle çapır tarzı şeyler. Oho, prezidendi. Yes. Bana daha değişik kıyafetler gerekecek. Yani ben kendimi silah kaçakçısı olarak dedim. Şimdi burayla merhaba. Abla sen biraz yaşlanmışsın ya. Dekorla birlikte galiba. Dekoru full alaydım, gencini verecekler değil mi? Kesin. Kesin. Ver ver bir şeyler ver içeyim biraz ya. Boğazım kurudu vallahi. Ben... Neyse yeter. Yalnız mekanı full dekor yapmışlar. Duvarlara verdim parayı bak. Duvara acımadım. Yere acımadım. Koltuklara acıdım. Ben koltukları da değiştiririm yakın zamanda ya. Şu işimi halledeyim diğer tarafta. 1.7 milyon falan gerekecek galiba. Sonradan değiştiririm onları. Burası ne? Ha, burada görevler mörevler. Tamam, Uğur'la bakmıştık biz ona. Neyse, şu anlık prezidentin muhabbeti lazım bana. Sonradan çeteyi kurar dalarız bir yerlere. Şimdi açabiliyor muyum? Aynen, tamamdır. Haydi bismillah. Disturbish, access to laptop, yes. Click to enter. Welcome to Disruption Welcome. Logistics, your number one armament redistribution resource. And Login'in S, Sword Club. You've got everything you need here to track your resources, staff, and performance levels at your facility. Tamam. You want to get moving though, you'll need to start with some setup work. Tamam, setup work. Tamam. Click the setup the button to locate the necessary supply and equipment. Start the gun running. İşe başlamak için malzeme toplamam gerekiyor. Once this is delivered to bunker, tamam. Setup. Confirm kanki. Let's set up. Evet, cuma günü Fethiye'ye gideceğim. Business setup, collect and deliver it. There's a dune loader carrying the requisite supplies and ammunition. Pick it up and bring it to the bunker and we can get the lab operational. Tamam. Nerede? Gösteriyor musun direkt yerini? Personal vehicle. Personal vehicle ne ya? Benim arabayı mı buraya getirmiş? Harbi getirmiş. Bayağı göreve başlıyorum o zaman. Kurmaya girmem lazımdı. Kurmasız var ya sıkıntı olacak ki açık dünyada değil mi? Şu an tek gözüküyorum. Neyse arabaya bindiğim gibi gösteriyor. Oğlum bu araba hala dağınık lan. Kaç? 3,5 mil. O yanam. Yolumuz uzun. Harbi yol uzun. Aracımız bu abi. Ben bunu satın mı aldım şimdi? Global sinyal, time remaining. Ben para verdim mi ya? Ayarlardan yapıyorsun kamera yüksekliğini. Hadi be. Lan iyi bilgi o. Ona bakarım. Pardon ya. Bunun içerisi nasıl gözüküyor? Allah. Bayağı da döküntü. Kornası iyi ama. Kornaymış. Global sinyal olayı peşime mi düşüyorlar şimdi? Anlamadım. Deliver to the bank. Tamam götürüyorum da. Olayı tam çözemedim. Neyin sinyali o? Ya şimdi bana polisleri atlat falan deme şu araçta ya. Allah'ını seversen. Daha polis gelmedi ama. Ve kaç seferde supply dolduruluyor. Artı ne kadar zamanda o supply bitiyor. Hani kaç günde ne kadar zamanda bir bunu yapmam lazım. Veya bir günde kaç tane yapmam lazım. Onlar da önemli. Tamam mıyız? Silah parçalarımızı çaldık. Güzel. Biffin manufacturer start. Çaldım galiba. Emin de değilim hakikaten. Burak aleykümselam hoş geldin.
This manufacturing area weapon and ammunition will be assembled here by your staff. Tamam, benim elemanlarım orada birleştiriyormuş. Elemanları çoğaltıyorlar ilk olarak. 500 bin dolar mı neymiş galiba onun şeyi, upgrade'i. Run out supply manufacturer will cause check back in the banker regularly to manage the... Tamam, düzenli olarak bakacaksın ki malzemelerinin miktarını kontrol et falan filan diyor. Anladığım kadarıyla hem para gelimi hem research olayı ondan yiyormuş. Ki ben research olayını şu anlık durdururum herhalde. İlk başta bir para biriktirelim. Ne kadar para geldiğine de bakmış olayım ben. Oha, tek seferde supply full. İyiymiş. Ya bin abi, araç verdik para. 85 bin mi verdik? Efendim Agent. Eyvallah. Tamam. Başlıyoruz, hemen başlıyoruz. Ya bunun da yürümek, koşmaktan çok da bir farkı yok aslında. Hani bunu, buna biniyorsun ama. Yani bu alan temiz değil. Hani çok aman aman bir farkı yok koşmaktan. Şimdi bakalım. Ne olacak? Diyeceğim just for me. 13. Cuma falan oynar mısın? Abicim daha 13. Cuma'yı satın almadım. Access to laptop. Emredere çoğalt dedin, aklıma değişik şeyler geldi. Elemanlar. Tamam. Ah, soplay. Oğlum azalıyor mu bu? Fullemedi galiba. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to bad actors, so expect attention. Tamam, sıkıntı yok. Resupply, research, sell stock. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Tamam kanki. Manage stuff. Şimdi ilk başta buy upgrade. Equipment upgrade. Purchase this upgrade to install higher quality equipment. This will speed up your manufacturing and research time. Improve the overall value of your stock and allow you to supply to stretch further. Daha hızlı araştırma yapmanı ve üretim yapmanı sağlıyormuş ve gelen malzemenin de değerini arttırıyormuş. Ama şunun için daha iyi dediler başta. Purchase this upgrade. Çünkü birinden birini alabilirim. İkisini de alamam şu anda. Hatta şu an bunu da mı alamam? Kırmızı bu. Purchase the upgrade to hire more stuff. This will speed up your manufacturing and research time. And improve the overall value. Ha, ikisi de hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Bu galiba bir halta yaramıyormuş. Purchase the upgrade to install security personnel and surveillance equipment. This will reduce the likelihood of your stuff being stolen by enemies. Oha. Düşmanlarım tarafından çalınmasını azaltıyor. Galiba az önce GPS çalındı ya. Şey çalıştı ya. Belki ona zaman ekliyor olabilir. Şunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum herhalde. Bu mudur abi? Bunu mu alalım? Supply research yaparak stok yapıyorsunuz. Yani. Tamam. Niye hemen kapattın? Oğlum daha işimiz var. Hemen uza. Manage the stuff. Heh. Şu an full üretimdeyim. Yalnız deli gibi bitiriyor ya. Azalıyor bu. Tamam. Şimdi şu an üretimdeyiz. Research'e verebilirim. İkisine birden verebilirim. Şu an herhangi bir research yaptım yok. Research'e bakayım. Fast Track Research. Inactive Project. View Unlocks. Şimdi bu yeni gelen araçların falan mesela, yeni gelen aracın üstüne takılıyor bu arkadaş. Bu yeni gelen zırhın, yine yeni gelen araçların. Motosiklete roket mi takıyor galiba? O motosikleti zaten alamam şu an. Silahlara da bayağı bir şey takıyor namus. Şey de takıyor. Muhtemelen bunları açacağım. Unlock var mı? Yok. Locklar bunlar. Tamam. Yok abi, şu an değil, şu an değil. Şu an para kazanacağız. Para lazım. Ne kadar zamanda ne para kazanacağız ona bakacağım. Buy upgrade, daha bir şey alamıyorum zaten. Ne kadar param kaldı benim? Allah bilir. Bakamıyorum bile. Research project complete. 45'te 45. Resupply %100. Sell bileyim. Shutdown the business. Tamam. Şu an bekleyeceğim herhalde. Deli gibi supply gidiyor. Supply tamamen bittikten sonra da mı stock level artıyor? Nedir? Inactive pending restart. Restart business ulan. Heh. Niye kapattım ki onu? Total sale bu kadar. Başka yapacak bir şey yok herhalde. Selfie, aleykümselam, hoş geldin.
Şu an için başka bir şey yapamıyorum ya. Patron gibi oturacağım böyle bacak bacak üstüne atla falan. Yok. Belli bir zaman beklemek gerekiyor. Silah upgrade'i falan. Buralar şu an bir şeye yarıyor mu? Yok. Aferin, çalışın. Bayağı da adam var ha. Bakar mısın abi, orada AK yapıyor. Harbiden. Elemanları kes. Bayağı adam çalıştırıyorum ya. Ne kadar sürede acaba stok olacak ya? Süresini de bilmiyoruz. Oğlum ciddi ciddi bayağı Perşembe pazarında bizim tornacı Hüseyin abi yani. Bakayım lan tipine bakayım. Şiş, bak bir. Gözlükleri de takmış da o saatte olmaz o iş be. Özellikle sağ koluna takmışsın. Hoş iş için diye saat koluna takmış da olabilir de saatte hiç gerek yok kol saatine. Kaç kişi var oğlum burada? Burada dinlenen minlenen. Ha, bu tarafta kimse yok. Bunlar bir işe yarıyor mu? Bunlar hala bir halta yaramıyor. Bu makine aralarında en değerlisi, başında çalışan yok. Çok mantıklı. Vallahi çok mantıklı. Olay bu kadar herhalde. Yat kalk falan. Tamam ya, bundan sonra tahminim görev yapacağız. Ne kadar param olduğuna bakabilir miyim? 690 bin dolarım kaldı. Bana 1,2 milyon daha lazım buranın bir sonraki upgrade'ini yapmak için. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Otur bakayım. Enter abi, seri. 2 saat oturamıyorsun. Var ya, ne kadar yavaş oynuyorsun ya. Buy upgrade. Şu lazım bana. 1,115. O kadar para biriktireceğim. Tamam. Kalk abi. Bundan sonra para biriktirip artık devamına bakacağız ne kadar oluyor.